Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videoda Kia Sportage 2022 modeli inceleyeceğiz. Aslında Kia Sportage'ın başka bir modeli daha var. Global olan yani tüm dünya için üretilen bir modeli var. Ama bizler bugün Avrupa'ya tanıtılan özel tasarlanan Kia Sportage'ı inceleyeceğiz. Şöyle video üzerinde değerlendireceğiz. Biraz da bilgiler vereceğim arkadaşlar. Hep birlikte Gelin yeni Kia Sportage nasılmış bakalım. Arkadaşlar yeni 2022 Kia Sportage'ı Temmuz ayının işte Temmuz ayında falan tanıttılar. dem 2021 yılında tabii ki. Koreli üreticiler model tarihinde ilk kez Avrupa'ya özel bir versiyon sunacaklarını açıkladılar. Yeni nesil Sportage'ın Avrupa versiyonu tanıtıldı ve Münih'deki otomobil fuarında da gösterildi. Evet tanıtıldı, fuarda gösterildi fakat hala e, satışa sunulmadı ya da ülkemize gelmedi. Evet yeni sport için Avrupa versiyonu özellikleriyle neler sunuyor? E, neler sunuyor? Yeni sport bu versiyonu daha önce tanıtılan global versiyonundan daha kısa. Örneğin uzunluğu 4515 mm uzunlukla neredeyse Tiguan'la aynı diyebiliriz. Onun aynı uzunluğa sahip yani. Aks mesafesiyle ise 2680 mm. Evet bu ölçüleri Selefi ile kıyasladığımızda aks mesafesi olarak 10 mm. Toplam uzunluk olaraksa 30 mm uzadığını görüyoruz arkadaşlar. Kompakt SUV'un ön tasarımında herhangi bir fark bulunmuyor. markanın modern Tiger Noise panjuru, bu merang şekilli LED gündüz farları ve Matrix LED aydınlatmalar bu bölümü oluşturan detaylar diyebilirim. Şöyle ki Avrupalı Sportage'da bazı stil değişiklikleri de mevcut. Yani tarzında değişiklikler var. Örneğin gövde renginin yan ayna kapakları mesela. Ön sütunlar ve tavanı kapsayacak şekilde siyah ile kombinlendiğini görebiliriz. Bunun yanı sıra C sütunu dediğimiz ve arka tamponda da tasarımsal değişiklikler var. Güzel yani gayet de şık olmuş onu da söyleyebilirim. Avrupalı müşteriler yeni 2022 Kia Sportage'ı 17, 18 ve 19 inçlik jantlarla tercih edebilecekler. Renk ve tasarım olarak da 6 farklı jant seçeneği mevcut arkadaşlar. Yeni Sportage'ın iç mekanında da e, bitişik ve kavisli yapıya sahip 12.3'er inçlik dijital gösterge ve multimedya ekranları bulunuyor. E, multimedya ekranları artık biraz daha büyük olmaya başladı. Çünkü insanlar artık teknolojiyi biraz daha Hayatın tam orta yerine koyduğu için bunları tercih ediyorlar tabi. E, bu alanda daha temiz grafiker adına TFT LCD ekran kullanılmış. Haritalarında gösterge ekranında görülebildiği sistem OTA güncelleme desteği sayesinde sürekli tazeleniyor. E, Avrupa versiyonu daha kısa olmasına rağmen arkadaki yolcuların 996 mm bacak mesafesine ve 998 mm baş mesafesine sahip olduğu belirtiliyor e, ikinci sıra koltukların arkasında 591 litre bagaj hacmi var bu e, güzel 40-20-40 e, oranında katlanabilen arka koltuklar sayesinde bu değer 1780 litreye kadar ulaşılıyor yeni 2002 Kia Sportage Avrupalı müşteriler için e, bir şarj edilebilir hibrit bir hibrit bir hafif hibrit ve bir dizelden oluşan motor yelpazesi sunuyor. Yani bu şekilde seçenekleri var arkadaşlar. PHEV versiyon 1.6 litre TGDI ünite, 66.9 kW elektrik motoru ve 13.8 kW lityum iyon batarya paketinin kombinasyonundan oluşuyor ve toplam 265 beygir güç üretiyor. Hibrit versiyonu ise aynı T HDI üniteyi, 44.2 kW elektrik motorunu, 1.49 saat bataryayı kullanıyor ve 230 beygir güce sahip arkadaşlar. Evet motorundan devam edelim. Yeni Sportage'ın hafif hibrit versiyonunda da 1.6 litre 4 silindirli T-GDI motor mevcut ve bu motor 150 beygir veya 180 beygir güç çıkışlarıyla tercih edilebilir. O size kalmış tabi. 1.6 litre 4 silindirli dizel ünite ise 115 beygir ve 136 beygirlik güç seçeneklerine ve SCR aktif emisyon kontrol teknolojisine sahip. Şanzıman seçenekleri 6 ileri manuel ve 7 ileri çift kavramalı şanzımandan oluşuyor. Ayrıca stop go teknoloji tüm versiyonlarında standart. Şimdi devam edelim biz bu Kia Sport için Avrupa versiyonundan şimdi şundan bahsedeceğim global versiyonda olduğu gibi bu versiyonda da Comfort, Eco ve Sport modlarının yanı sıra kar, çamur ve kum gibi zorlu zeminlerde sürüş için geliştirilen Terrain modu da bulunuyor. Öte yandan amortisörleri gerçek zamanlı olarak sürekli kontrol eden elektronik kontrollü süspansiyonal listede. He, bu bu güzelmiş. Kia'nın K3 platformu üzerinde geliştirilen su, rigid ve hafif yapısının yanı sıra iyileştirilmiş yol tutuş kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Sürüş asistanları tarafındaysa ileri çarpışmadan kaçınma asistanı ve navigasyon bilgisinden faydalanan adaptif hız sabitleme sistemi gibi gelişmiş özellikler karşımıza çıkıyor. Öte yandan hız uyarılarını takip eden, Akıllı hız asistanı da özellikler arasında yer alıyor diyebilirim. Yeni 2022 Kia Sportage bazı Avrupa ülkelerinde yıl bitmeden satışa sunulacak. Arkadaşlar Kia Sportage'in fiyatlarına gelecek olursak e, Türkiye için fiyat listesi tahmin var mı? <laughs> tahmin edebilecek olanlar tahmin etsin. Yani vergiler kaynaklı bazen büyük rakamlara çıkabiliyor bunlar ama e, şöyle Hani paketine göre de değişecek aslında bu söylediğim rakam ama yaklaşık bir değer verebilirim. O da 600 bin lira civarında diye, diyeyim sizlere. Çünkü 4x4 oluşu, 4x2 oluşu ya da ne bileyim dizel ya da hibrit gibi bu, bu seçenekler hani şey değiştirecektir sizlerin de tahmin ettiği gibi rakamı. Ama genel olarak 600 bin lira ve üstü diyebilirim. Bu fiyatlardan başlıyor Türkiye için fiyatı. Evet genel olarak 2022 Kia Sportage'ı inceledik. Aslında Avrupa versiyonunu inceledik desek daha doğru olur. Ee, arkadaşlar verebileceğim genel hatlarıyla bilgiler bunlardır. Şöyle benim kişisel yorumumu da sonuna ekleyeyim. Aralarda da böyle biraz yorumlar yaptım ama şu arka far kısmında e, bagaj kısmında diyebilirim hatta Oradaki çıkıntı benim e, araba tarzıma ve modelime çok çok uymamış diyebilirim. Tabii ki bu bir göreceli kavramdır. Kimisine göre o kısım ekstra şık ve e, nasıl diyeyim? daha böyle çarpıcı gösterebilir. Bazıları da o kısımlardan hoşlanır. O yüzden bu kadar marka ve model farkı var. Ve insanların tercihlerine göre değişmiş. Ama söylediğim gibi bir su araba olarak gerçekten güzel. Daha böyle minimalist duruyor gibi diyebilirim. Hani bazı su modeller kaba görünüyor çünkü. Evet. Genel anlamda bahsedeceklerim Kia Sportage'den işte bu kadar. Sizlerle birlikte yine yeni model bir araba inceledik. Bu araba inceleme videolarından çok hoşlandığım için son dönemde böyle biraz daha sık bunları inceliyor ve kanalımda yayınlıyorum arkadaşlar. Çünkü yeni çıkan arabaları bu dönemde incelemek biraz daha insanın hoşuna gidiyor. Evet bazen lansmanlara gidemiyoruz ya da tanıtımlara, fuarlara yetişemiyoruz. Bu ülkede, Türkiye'de yaşadığımız için de yetişemiyoruz tabii ki. Ama umarım en kısa zamanda bu arabaları ya da 2023'te diye temenni edeyim bu arabaları sizlere yeni tanıtıldığında ya da fuarlarda çekip tanıtırım. Umarım bu şekilde olur diyorum. Farklı marka modelleri de incelediğim videolar var. Kanalıma girip onları da incelerseniz, izlerseniz sevinirim. Farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar diyorum. Hoşçakalın.